Merhaba herkese, akşamlar. Selçuk Ecza günlük grafik. Olmuyor, dönemiyor Selçuk Ecza. Yani geçen hafta da baktık. Bir yukarı doğru deniyor. Ya 20'den gevişiyor. Yani major olarak iki tane ortalama var burada. Bir 50'dir major takip etmeniz gereken de. Şöyle söyleyeyim. İki tane takip edilir bu grafikte. 20 ve 50. Basit, klasik. Zaten hepsinde öyle de 3 aşağı 5 yukarı. Bazen tabii çok sarkarsa 8'e 5'e de bakıyoruz. 10 lira 12 kuruş. Üstüne atması lazım. Ne zaman? En kısa zaman. Ne zaman atarsa o zaman iyi olacak. Arkasından da 10.72 bir deneme yaparsa. Yani 10.72'nin üstüne kapanışlar burada bir boğa piyasası habercisi olabilir. Selçuk Ecza'da. Bugüne kadar yapamadı. Yapamadı derken 10.72 üstüne kapatmadı demiyorum. 50 günü kıramadı. Yani şurada zaten sarı olan gördüğünüz. Ben çizmiyorum yani, hareketli ortalama kendisi düşen trendi çiziyor zaten. Dolayısıyla majör anlamda bu alanın kırılması lazım. Destek belli. Şimdilik piyasa 9 civarlarına geldiği zaman alıyor bunu. 9.50, 9.40, 9.30 artık 9 o kısımda. Hatta şöyle ifade edeyim, yani 9.50'den başlar. O 9 liraya kadar ki olan o alanda herhangi bir yerden bir toplanıyor. Tekrar oralardan yukarıya reaksiyon veriyor. Şimdi bu reaksiyonu verdikçe yine sorun yok. En azından durduğu yeri bilirsiniz. Ama hisse sakin değil. Yani o bir taban görüntüsü yok burada bir taraftan da. Yani şöyle olsaydı grafik, gelseydi şurada şöyle sağa yayılsaydı yakın biçimde. Yani derdim bir şey yapıyor. Ya yani bir taban oluşumu gibi olurdu. Bu bir oluşum anlamında, formasyon anlamında konuşuyorum ben mum grafiklerinde. Bu bir taban oluşumu gibi değil. Sadece şimdilik tutunulan bir destek. Kırılırsa kırılırsa bir altta sol tarafta 8.20 var, 8.30 var. O alana doğru bir gevşeme görülebilir. Zaten dedikodudaki kazancın hepsini aldı geri. Haber akışına dikkat etmek lazım. O dedikodulara hep söylüyorum. Sonradan çok acı tablolar oluyor. Ve borsada hep oluyor böyle şeyler. Yani sadece bizim borsa değil, birçok borsada oluyordur. 42 RSI yani bir hafiften hala güçsüz ve bir ayı piyasasındayız diyor. MACD'ye baktığınız zaman o da çok neşeli değil açıkçası, yani onun da ağzı kapalı ama pozitif bir durum var. Yani şöyle pozitif bir durum var. RSI ve MACD de çok diplere gelmiyor artık. Yani bir dengeye oturmaya çalışıyormuş gibi hisse bir durumda var bir taraftan. Söylenecek başka bir şey yok Selçuk Ecza için. Majör kırılması gereken seviyeler belli. Tabii 10.72 olur ya, hani kısa vade öyle bir şey olur. Ben videosunu yapmam. 10.72'nin üstünde aklınızda olsun. Giderse ikinci geçilmesi gereken seviye sağ salim 11.67. Orası da bir direnç, önemli bir direnç. Yani orayı da zaten hızla aşıyorsa o zaman başka bir hikaye vardır. Herkese iyi akşamlar.